Merhabalar. Bu dersimizde trunk konusundan biraz devam edeceğim. Geçen derslerde trunk modlarını işlemiştik. Trunk'ın manuel yapılandırması ve dynamic yapılandırmasında nasıl çalıştığını görmüştük arkadaşlar. Yine son videomuzda DTP protokolüne değinmiştik. Ne işi yaptığını göstermeye çalışmıştık. Şimdi switch 0'a yani soldaki switch'e geldim. Bir show Interface trunk komutunu girmek istiyorum. 24. port yapılandırılmıştı trunk olarak. Manuel yapılandırma yapmıştık. Bakın onu görüyoruz. Karşı switch'imizde de aynı ayar geçerliydi. Şimdi burada satırın sonunda arkadaşlar bir native VLAN tanımlaması var. Native VLAN'da 1 demiş. Bakın görüyoruz. O birinci VLAN hangi VLAN arkadaşlar? Şu VLAN'dı. Bakın VLAN 1 diye bir ifade görüyorduk. Bu VLAN 1 için şunu demiştik arkadaşlar. Switch fabrikadan yapılandırıldığında zaten içinde bir tane mantıksal ağ oluşturuluyordu. Bu da VLAN 1'di. Default olarak tanımlı bu. Otomatik geliyor zaten. Ve bütün portlar bu VLAN'a dahildi. VLAN 1'e dahildi. Burada trunk'ta da kullanılan native VLAN 1 ifadesi buradaki VLAN 1'den geliyor arkadaşlar. Şimdi bunu söyledikten sonra ben şu iki switch'te de VLAN 1'e bağlı birer cihaz yerleştirmek istiyorum. Bir tane PC alıyorum. Buraya da bir PC alıyorum. Bunlara IP vereceğim önce. Evet, 192 168 1.13 vereyim. Karşı tarafa da 192 168 1.14 veriyorum. Evet, bunları VLAN 1 portlarına bağlayacağım. Her iki tarafta da VLAN 1'e üye portları burada görüyoruz. Ben 17. porttan bağlamayı yapacağım. Şimdi fastetime 0, 17 VLAN 1 portu. Burada da VLAN 1 portuna bağlayalım. Evet, bakın ikisi de VLAN 1'de default gelen VLAN'larda. Şimdi PC 13'ten PC 14'e bir ping yapalım. 192 168 1.14. Pingimiz başarılı. Bunu simülasyonlu görmek istiyorum. Bir daha ping yapacağım. Evet, switch'e gelsin. Geldi. Şimdi switch'te paketi incelemek istiyorum. Inboard kısmındayım. Bakın kullanılan Ethernet protokolü Ethernet 2. Gelirken, çıkarken yine Ethernet 2. Evet, buna dikkat edin. Oysa VLAN'lar arasında data transferi trunk portlardan yapılırken arkadaşlar 802.1Q protokolüyle transferin gerçekleşmesi gerekiyordu. Bunun burada VLAN 1 için dönüşmediğini görüyoruz. Ethernet 2'de hala. Yani bakın PC 0'dan PC 7'ye ping denemesi yapacak olsam 192 168 10.17 idi. Simülasyonu gibi geçip yapayım. Gelsin paketimiz. Paket Inboard'da Ethernet 2 geliyor. Çıkarken 802.1Q ile çıkıyor. Trunk işlemi olacağı için. Fakat burada VLAN 1 arkadaşlar VLAN 1 için bu işlem olmadı. Yani bu dönüşüm olmadı. Bunun sebebi arkadaşlar bakın VLAN 1'in burada native olarak tanımlı olması. Neydi? Trunk portumuzda. Evet. O zaman arkadaşlar, yani bu aynı zamanda bir güvenlik artırıcı bir sebep de Native VLAN'ı değiştirelim. Native VLAN 1'de kalmasın. Dolayısıyla gelen bütün paketler karşı tarafa 802.1Q protokolü ile transfer olsun. Bunun için ne yapalım arkadaşlar? Native VLAN'ı değiştirelim. Bir tane VLAN oluşturalım. Yeni bir VLAN. VLAN 99 diye
bir villain oluşturuyorum. Buna da bir isim verebiliriz. Name diyelim. Ne diyelim? Boş villain olsun. Boss şeklinde bir isim verdim. Karşı tarafta da bunu yapalım. VLAN 99 name boss exit. Evet. Şimdi madem ki native VLAN'ı değiştireceğiz. Değiştirelim. Interface FastEthernet 0.24. Şu şekilde değiştiriyoruz. 99. VLAN'ı native yapacağız arkadaşlar. Switch port trunk native VLAN 99. Evet, kullandığımız komut bu. Yalnız burada bu komutu girer girmez bana bir logda hata mesajı blocking diye bir mesaj geldi. İstediği şey şu arkadaşlar. İstediği şey şu. Ya karşı taraf hala native VLAN 1 kullanıyor. Burayı da değiştirmek. Tamam, değiştirelim. Sorun yok. Değiştirelim. Buraya geldim. Burada da 24. porta giriş yapıyorum. Evet. Evet, burada da aynı hata mesajı düştü. Yanlış girmişim. Tamam. Switch port trunk native VLAN 99. Evet. Exit. Şimdi bakın iki tarafta da show interface trunk diyelim. Bakın native 99 olarak değişti. Burada da native'in 99 olarak görmemiz lazım. Native 99. Evet. Şimdi bunu yaptıktan sonra PC13, PC14'te görüşür mü? Evet, görüşüyor. Çünkü VLAN 1 izinli VLAN'larımız listesinde. VLAN 1 izinli VLAN'ların listesinde. Arkadaşlar, bu VLAN 1 default olarak gelen bir VLAN olduğu için aslında bunu izinli VLAN kapsamından çıkarmakta fayda var. Yine güvenlikten kaynaklı. Yani sadece 10, 20, 30 ve 99'un izinli olmasını istiyoruz. Onun için de şunu yapmamız lazım. Yine 99, 24. porta giriş yapayım. Switch port trunk allowed diye bir komutumuz var. VLAN, evet, manuel olarak ekleyeceğim. VLAN veya add şeklinde yaparsak 10 virgül 20 virgül 30 virgül 99 yazabilirim. Bakalım bir 10 boşluk yapayım, 20 30 99. Tek tek yapmamı istiyor. 10, 20, 30, bir de 90, 99. Evet, exit, exit, show interface, trunk. Hala bir orada. 10, 20, 30, 99 ekledik ama bir otomatik olarak geliyordu. Onu çıkarmadım. Biri çıkartayım. Interface FastEthernet 4. Evet. Remove 1 diyorum.
1'i çıkardım. Şimdi tekrar bakalım. Evet, sadece 10, 20, 30, 99 var. Bunu karşı tarafta da yapmak zorundayım. Faceten 0.24. Evet, kullanacağım komut şuydu: switchport trunk allowed VLAN 10 dedik, 20 30 99, bir de 1'i çıkarıyorduk remote. Burada değildi. Allowed VLAN remove 1. Evet. Şimdi show interface trunk. Evet. 1 yok. Diğerleri de yok ama bir VLAN kontrol yapayım. Show VLAN brief var. Bir daha girelim. Şu komutlarımızı tekrar verelim. Ha, et ile giriş yapmadık arkadaşlar. Et demem lazımdı. Et 20, 10 ve 30 ve 99. Evet. Komutlarımı da girdim. Tekrar show interface trunk diyelim. Bakın, izin verilen VLAN'lar 10, 20, 30, 99. 1'e izin vermedik. Vermediğimiz için şu an PC13 ile PC14 arasında görüşme olmayacaktır. Evet, bakın yok. Ama diğer PC'lerim arasında görüşme olacak. Evet, böylelikle arkadaşlar, yani default VLAN'lar bilinen VLAN'lardır ve art niyetli kişiler için de tahmin edilmesi kolay VLAN'lardır. Onları Trunk'ta izin listenizden de çıkarabilirsiniz. Native VLAN'ı da kesinlikle değiştirmek lazım. Native VLAN'lar da default'ta bir olduğu için tahmin edilmesi kolaydır. Onu da bu şekilde değiştirmenizi öneriyorum. Bir de arkadaşlar, şu an diğer portlarımız kaldı. Yani o portlar, bakın, VLAN 1'deydi. Show VLAN brief. Bakın, bu portların hepsi hala VLAN 1'de. VLAN 1'i madem izinli VLAN'lar listesinde çıkarttık Trunk'ta, o zaman niye bunlar hala VLAN 1'de kalsın? O zaman bunları da kaça alalım arkadaşlar? VLAN 99'a alalım. VLAN 99'a alalım. Conf kaçtan kaça? 16'dan 23'e kadar. Int range faceTime 0 16 tire 23. Evet. Hepsini switch port, yine güvenliği artırmak için mod access'e getirin. Şöyle açık yazalım: switch port mod access'a getirelim. Yani trunk olmasın arkadaşlar, dynamic'te de kalmasın. Hepsi switch port mod access'te kalsın. Kullanılmayan portlarınız. Evet. Ardından madem ki bu portlar kullanılmıyor, bunları kapamakta da fayda var. Ha, kapamadan önce switch portlarımızı VLAN 99'a gönderelim. Onu da şu şekilde yapalım: switch port access 90 VLAN 99 VLAN 99. Evet, kullanılmayan bütün portları VLAN 1'den VLAN 99'a transfer etmiş olduk ve no shutdown diyelim. Pardon, no shutdown demeyelim. Kapatalım portlarımızı. Kullanılmayan portların kapalı olmasında fayda var arkadaşlar. Bütün portlarımı da kapattım. Bakın, hepsini
Dynamic'ten Access'a çektim. Ardından VLAN 99'a atadım. VLAN 1'den çıkarmış oldum ve kapatmış oldum. Şimdi exit diyelim. Aynı işlemleri gigabit portlar için de yapacağım. Orada gigabit portlarımız vardı. Gigabit 0-1-2. Ne yapıyorduk? Switch port mod access. Switch port access VLAN 99 ve kapatıyorduk. Kullanmadığımız portları kapatıyoruz. Kapattık. Şimdi show VLAN brief komutuna girelim. Bakın VLAN 1'de hiçbir port yok arkadaşlar. VLAN 99'da ne yaptık? Bütün portları atamış olduk. Bütün portlarımız burada arkadaşlar. Şimdi bu işlemin tabii ki karşı tarafta da yapılması lazım. Config'te interface fastetime 0 16 ile 23 arası range komutunu kullanıyoruz. Switchport mod access switchport access VLAN 99 diyeceğiz ama burada var mıydı? Vardı. Switchport access VLAN 99 ve shutdown exit interface range gigabits 0-1-2 switchport access VLAN mod access switchport access VLAN 99 shutdown. Evet, bunları dedik. Show VLAN brief yapalım. Bakın VLAN 1 artık boşta, hiçbir port yok. Şimdi burada kullanılan cihazlarımız, yani PC 13 ve PC 14, bakın portlar kapalı durumda, kırmızı. Onları etkin hale getirmek için onları ne yapabiliriz? Açabiliriz. Config'te interface fastethernet 0 17. portlara bağlamıştım. No shutdown. Exit. Burada da aynı şekilde Config'te interface fastethernet 0 17 No shutdown. Bunu açtık. Artık hiçbir portumuz VLAN 1'de değil. Native VLAN'ımız 99. Şimdi PC 13 ile PC 14 arasında ping denemesi yapacağım. Bakın bu sefer başarılı. Çünkü VLAN 99'a zaten izin vermiştik. Native VLAN'ımız da 99 aynı şekilde. Burada bir bakalım VLAN 1'de simülasyonlu ortam, pardon, VLAN 99'da encapsulation'ımız ne durumda oluyor? Ethernet 2 geldik. Yine Ethernet 2 gidiyoruz. Bunun sebebi dediğim gibi native VLAN'ları arkadaşlar Ethernet 2 ile gönderiyor karşı tarafa. Ama native VLAN'ı değiştirdik. VLAN 1 değil artık. Yani tahmin edilmesi artık kolay bir VLAN değil arkadaşlar. Güvenlik sebebiyle native VLAN'ı da değiştirmiş olduk. Evet, yani bu videomuzun konusu da arkadaşlar native VLAN'ın değiştirilmesi nasıl oluyor? Yine VLAN'larda izin verin, pardon, switch'lerde izin verilen VLAN'ların nasıl yapılandırıldığı, bunları size göstermeye çalıştım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.